adlı programımızdan hepinize merhaba. Bu haftaki stüdyo konuğumuz Adalet ve Kalkınma Partisi Bornova İlçe Başkanı Sayın Aslan Keskin. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yoğun çalışma programımızda zaman ayırdınız. En yoğun günleri yaşıyoruz. Seçim yaklaştı. Evet. Hayırlısıyla 7 Haziran seçimleri gerçekten ülkemiz için gerçekten çok önemli seçimler. Öncelikle 4 ay oldu ilçe başkanlığı göreviniz. Sizi tanıyarak başlayalım efendim. Evet, çok teşekkür ederim öncelikle bizi konuk ettiğiniz için. Aslan Keskin, 1981 Ordu Akkuş doğumluyum. 2000 yılında İzmir'e üniversite sebebiyle geldik. Üniversite 2005 yılında bitti. 2007 yılında master'ımı yaptım, master'ı da bitirdik. Daha sonra askerlik sürecimiz, sonra da askerden sonra 2008'de iş hayatına atıldık. 2010 yılında da AK Parti'ye kendi isteğimle, herhangi bir istek, herhangi bir talep yoktu ama biz kendi isteğimizle artık partimize ne verebiliriz, ne katabiliriz diye gittik, üye olduk. Ve o günden bugüne aktif olarak siyasi hayatımız devam ediyor. Evet efendim. 2010 yılında siyasete atıldınız. Evet. Evet. Ben dediğim gibi kendi isteğimle gittim, üye oldum. 2011 yılında da yine ilçe yönetimimiz tarafından yedek yönetimde değerlendirildik. Bir önceki dönemde teşkilat başkanlığı görevimiz oldu. Yaklaşık 4 ay önce de yine kongre sonucunda nasip oldu. Bize ilçe başkanlığını verdiler. İnşallah süreç sonuna kadar bu görevi hakkıyla yürütürüz. Hayırlısıyla. Teşekkür ederiz. Efendim yönetmenimizden şimdi sesimiz az geliyormuş, mikrofonumuzu takarsak. Tabii ki. 4 aydır ilçe başkanlığı görevindesiniz. Bornova gerçekten evet. Çok önemli ilçeler. Kesinlikle. İzmir için. İkinci bölgenin en büyük ilçesi Bornova. Değil mi? Evet. Evet, neredeyse seçimin ikinci bölgede nabzını belirleyen, nabzını kesinlikle, atan bir ilçe. Kesinlikle. Seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz ilçe olarak? Biz göreve geldikten sonra sürekli zaten çalışmalarımızı sürdük. Özellikle gençlik kollarımız, kadın kollarımızla beraber sürekli sahada aktif olduk. Biz ana kademe olarak sürekli mahalleleri ziyaret ettik. Mahallelerdeki STK'ları ziyaret ettik. Mahalledeki muhtarlarımızı ziyaret ettik. Kanaat önderlerini ziyaret ettik. Hastalarımızı, yaşlılarımızı sürekli ziyaretlerde bulunduk. Yani bu süreç onun biraz da devamı niteliğinde. Şimdi artık sahaya vekillerimiz indi. Yani vekillerimizle beraber artık program yapıyoruz. Seçim çalışmalarında bize şunu söylediler. Vekiller ayrı programda görev alacaklar. Bizler ilçe başkanlığı, ilçe yönetim olarak ayrı programlarda. Evet. Bunun da tabii en büyük sebebi Bornova çok büyük bir yer. 430 bin nüfusa sahip. 430 bin. Evet. Büyük bir metropol. Dolayısıyla tek bir ekiple kimseye yetişme şansımız yok. Birkaç ekiple tüm mahallelere, tüm STK'lara hepsine ulaşmaya çalışacağız. Dediğim gibi gençlik kolları kendi programını yaparak yine mahallelerimizi ziyaret ediyor. Kadın kollarımız yine mahalleleri ziyaret ediyor. Kapı kapı, ev ev herkesi ziyaret ediyoruz. İnşallah bu çalışmanın da bize çok olumlu bir yansıması olacaktır. Geçenlerde il başkanlığında il başkanı Sayın Bülent Ercan ilçe başkanlarına vitamin dağıttı. Sahada evet, daha enerjik evet, olabilmeleri evet. için. AK Parti bu anlamda gerçekten dinamizme önem veriyor. Seçime son derece çok önem veriyor. Evet. Efendim milletvekili aday profili nasıl buluyorsunuz? Birinci bölge ve ikinci bölge kendi partinizde nasıl değerlendiriyorsunuz milletvekillerinin potansiyelini? Şöyle söyleyeyim yani biz yaklaşık 13 yıldır bu ülkeyi idare eden çok büyük bir partiyiz. Partimiz dünyanın en büyük STK'larından bir tanesi. Yani 9,5 milyon bir teşkilata sahip bir partiyiz. Evet. Dolayısıyla 13 yıldır artık partimiz neyi nasıl yapacağını tam profesyonel olarak öğrenmiş durumda. Özellikle bu aday seçiminde çok ciddi kriterler üzerinde durdular. Biz arada ufak tefek sürprizler de oldu ama gerçekten çok iyi düşünülmüş, iyi seçilmiş, iyi analiz edilmiş bir liste. Yani bu listeyle inşallah biz başarıyı yakalayacağız. Öyle gözüküyor. Sahaya iniyoruz. Her gün sahadayız.
vekillerimizle beraber sahadayız. İnşallah bu liste bize büyük bir başarı getirecek. Biz daha öncesinde çok konuştuk bu listemizi. Acaba sıralamalar nasıl olur? Hangi bölgeden kimleri konulmalı? Çünkü İzmir çok kozmopolitan bir bölge. Bornova'da aynı şekilde. Ve en çok yoğunluk yine Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeydi. Milletvekilleri aday adayları tercihinde insanlar gerçekten çok istediler, evet, talep ettiler. Evet, evet. Ve çok büyük kriterlerden sonra, değerlendirmelerden sonra adaylar belirlendi. Evet, kesinlikle. Özellikle de çok icraatçı bir bakanımız Sayın Veysel Veysederoğlu yine İzmir'de. Binali Bey'in bıraktığı 35 projeyi de devrederek kendi projeleriyle birlikte İzmir'e bize sabahki programını takip etti. Evet, evet. Gerçekten hızına yetişemiyor, biz de basın mensubu olarak yetişemiyoruz. Tüm bakanlarımız, daha önceki Binali Bey de aynı şekilde çok yoğun çalışıyorlar. Hani onların o pozitif enerjileri, o heyecanları, o koşturmaları bizi de çok heyecanlandırıyor teşkilat olarak. Buna da çok ihtiyacımız vardı. Çok çalışıyorlar. Bizler de diğer vekillerle beraber sabah özellikle bir araya geliyoruz. Sabahları bir araya geliyoruz. Teşkilatla ilk önce bir tanışma programı yapıyoruz. Teşkilatla kaynaşma, işte teşkilatımızın bir takım sorunlar oluyor ve işte onlarla paylaşma imkanı yaratıyoruz. Daha sonra sahaya çıkıyoruz hep beraber. Çok uzun bir çalışma programı oluyor. Genelde sabah 10'dan başlayıp akşam 11-12, bazen saat 1-2, tabii onları sadece yapmak değil, sonra derleyip toparlayıp bir de rapor göndermemiz gerekir. Evet. Çok disiplinli çalışıyoruz. Ondan da tabii dediğiniz gibi biraz yoruluyoruz ama şurada yaklaşık 1,5 ayımız var. Kısa bir süre kaldı. Çok kısa bir süre kaldı. Hatta 1,5 ay da kalmadı. Bu süreçte yani ne yaptık yaptık. Yani biz hep teşkilatımıza onu söylüyoruz. Yani bu süreçte ne yaptık yaptık. Ondan sonra 4 yıl eyvah demenin bir anlamı yok. Onun için o aşkla, o heyecanla sürekli çalışıyoruz. Evet. Biraz da ilçeyi konuşalım. Bornova ilçesini hükümet kanadında temsil eden kişi olarak ilçenizdeki sorunları, ne tür sorunlar var? Gözlemleriniz nelerdir? Şimdi İzmir'in genelinde olduğu gibi ilçemizde de birçok sorun var. Biz dediğimiz gibi sürekli insanlarla bir aradayız, sürekli mahallelere gidiyoruz, sürekli STK'lara gidiyoruz, evet. Pazarları özellikle geziyoruz ve insanların nabzını sürekli tutuyoruz. Onlar her gittiğimizde özellikle belediyelerle ilgili sorunları bizzat bizlere naklediyorlar. Bornova'da dediğim gibi İzmir gibi yol sorunu var. Özellikle kenar mahallelerimizde, Çamdibi, Altındağ dediğimiz bölgelerde ciddi bir yol sorunumuz var. Evet. Örneğin bir Karacaoğlan mahallemiz var. Karacaoğlan mahallemizde birkaç evin istimla yapılmadığı için çok uzun süredir bunların uğraşılmasına rağmen maalesef bir türlü çözüm üretemediler. Doğru dürüst bir koskoca mahallemizin yolu yok. Ya bu büyük bir sıkıntı. Dediğim gibi kenar mahallelerde sürekli aynı sıkıntıyla yüzleşiyoruz. Arka tarafta Altındağ'ın arka tarafında Serintepe Mahallesi var. Evet. Ana caddelerden oraya girişler çok kısıtlı. Yani büyük arabalarla girmeniz imkansız ve o taraflarda da çok ciddi esnaflarımız var. Evet. Dolayısıyla yol bizim için ciddi bir sıkıntı. Diğer taraftan trafik sıkıntısı var Bornova'da. İzmir'in tamamında olduğu gibi. Aynen özellikle öyle. Bornova'da gerçekten iyi ki çevre yolu var. Evet. Çevre yolu da olmasa nasıl olacak? Tabii böyle. Çevre yolunda artık yavaş yavaş dolmaya başladı. Çevre yolu da tam olarak ihtiyaçlara cevap vermez hale geldi. Yani otopark sorunu Bornova'da özellikle merkezde çok fazla. Ben şöyle bir istatistik vereyim size. İzmir'de, tabii bundan Bornova'da payını aldığı için söylüyorum. İzmir'de yaklaşık 1 milyon 108 bin araç var. 2014 verilerine göre söylüyorum. Evet. 1 milyon 108 bin tane araç. Evet. Kaç tane otopark var dersiniz? 11 bin tane. Yani araç sayısının %1'i kadar. Evet. Araç sayısının binde biri kadar. Binde biri kadar. Otopark söz konusu. Çok az. Yetersiz. Dolayısıyla bu şuna sebep oluyor. Özellikle ana yerlerde insanlar haliyle bir yere park etmek zorundalar yani aracı. Dolayısıyla
dükkanın önüne veya işte işletmesinin önüne koyduğu zaman diğer araçların geçişi de bundan ciddi olarak engelliyor. Doğru, sıkıntı yaşıyor. Kesinlikle. Dolayısıyla bizim hani buna ciddi önerilerimiz de var dedi ki Bornova Merkez'de, Bornova Merkez'in altı boş. Orada büyük bir alan var. Ben inşaat mühendisi olduğum için oraya çok güzel bir otopark yapılabilir. Karşıyaka'da yapıldı bu. Yani Bornova Merkez'i de yapılabilir. Küçük parkımız var. Yine oraya da büyük parkımız, pardon, oraya da yapılabilir. Yani bunu yerel belediyeler çok rahatlıkla önüne geçebilir. Mutlaka otopark sayısını artırmak lazım. Yani Bornova'da maalesef çok ciddi sıkıntı. Sadece bu yüzden biz ilçe binamızı bile taşıdık. Evet, taşıdık. Bornova Merkez'deydi ilçe binamız ama merkeze geliyorsunuz en az 15 dakika sonra ilçeye çıkabiliyorsunuz. Çünkü otopark, araba koyacak hiçbir yer yok. Dolayısıyla ilçe binamızı da sadece bu yüzden biz taşıdık. Evet. Yani biz belediyelere sürekli bunları söylüyoruz. Meclis üyelerimiz var. Onların vasıtasıyla sürekli söylüyoruz. Ama tabii kolay kolay da bu işe çözüm bulabilecek gibi değil. İnşallah 2019 yılında biz alırsak, evet, diğer illerde nasıl çözüm ürettiysek yine Bornova'da da otopark sorununu inşallah biz çözeceğiz. Diğer taraftan ulaşım sorunu yine İzmir'in her tarafında olduğu gibi bizde de var. Biliyorsunuz aktarmalı bir sisteme geçildi. Maalesef. Bu İzmir'in her tarafında ciddi sıkıntılar oluşturdu. Vatandaş bu anlamda çok sıkıntılı. Kesinlikle. Yani şöyle de söyleyeyim. Bir de entegrasyon sıkıntısı var. Yani kara ulaşımı, işte raylı sistem ulaşımı, sonra deniz ulaşımı. Yani insanlar bir yerde indiği zaman çok uzun süre bekleyip sonra diğerine aktarılıyor. Yani burada ciddi sıkıntılar var. En azından birleşim noktalarında saatleri denk getirebilseler insanlar indiği gibi diğer tarafa da biner. Tabi sadece entegrasyon değil, yani yaşlılarımız var, hastalarımız var. Yani inip tekrar bir başka araca binmeleri ciddi sıkıntılar yaratıyor. Evet, maalesef. Biz bunları sürekli gündeme getiriyoruz ama tabi maalesef bu konuda ciddi kamuoyunda tepki olmasına rağmen geri adım atmadılar. Biz de yine bu sorunları sürekli dile getiriyoruz. İnşallah belediyeler buna da bir çözüm üretirler diye düşünüyorum. Diğer taraftan şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de büyük araçlar alındı, tahsis edildi. Ama maalesefler o araçların dönebileceği kadar, gidebileceği kadar büyük yollar, büyük kavşaklar maalesef yok. Ondan dolayı ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz yine. Evet. İzleyicilerimizden de bu ara mesajlar geliyor sanıyorum. Muhammed Oral beyefendi göndermiş. Başkanımıza başarılar diliyoruz. Bornova İlçe Teşkilatı'na yaptığı katkılardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz demiş. Biz teşekkür ederiz. Daima çok sağ olsunlar. Daima destekçiyiz ve yanındayız. Bu kutsal davanın neferi olduğumuz için gurur duyuyoruz demiş. Muhammed Oral. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Diğer taraftan kentsel dönüşümle ilgili biliyorsunuz hükümetimiz de uzun bir süre önce, yaklaşık 1-2 yıl önce bu projeyi açıkladı. Her tarafta kentsel dönüşümle ilgili özellikle sağlıksız yapılarda fen mühendisi kuralına uymayan bütün yapıların yenilenmesi anlamında ciddi bir proje başlattı. Ama maalesef İzmir'de, Bornova'da belediyeler çok fazla bunun öncüsü olmuyor. Yani belediyeler biraz daha burada aktif rol oynayarak özellikle özel sektörü bu işe yönlendirseler bu sorun çok kısa sürede daha hızlı bir şekilde evet, ilerleriz diye düşünüyorum. Çünkü Bornova'nın sorunlarının ana temeli yine dediğim gibi imar sorunu. En büyük şey orada kaynaklanıyor. Yani yoluydu, yeşil alanıydı. Her şey ona bağlı. İyi bir imarla, iyi bir kentsel dönüşümle Bornova'da gerçekten güzel işler yapılır ama evet, tabii bu şu demek değildir. Kentsel dönüşüm yaparken insanları mağdur etme değil. Yani insanları yine isteklerini alarak, taleplerini alarak, onların da mağdur etmeden onlara bir çözüm önerisi götürmek ve ona göre tekrar kenti yenilemek. Evet. Bunu yapabilirler. Bu da önemli sorunlarımızdan bir tanesi. Yine imar, az önce bahsettiğimiz imar durumu ciddi bir problem. Neden problem? Şöyle söyleyeyim. Örneğin Bornova'da köşe başında bir araziniz var. Başka imarlı alan olmadığı için herkes o arsaya göz dikiyor. Özellikle müteahhitler. Çünkü adamlar da bir şekilde sistemi çevirmek durumunda, çalıştırdığı insanlara ekmek vermek zorunda. Evet.
Dolayısıyla herkes o arsaya gidiyor. O başka arsa yok. Olmadığı için de çok büyük oranlarda o arsayı alıyor, ev yapıyor. Evi de yüksek paralardan satıyor. Dolayısıyla bu alıcıya kadar yansıyor. Yani bir evi 200 bin liraya da alabilirsin, 500 bin liraya da alabilirsin. Eğer müteahhitlerin veya diğer vatandaşlarımızın alternatifi olan bir yer olsa direkt giderler orada arsalarını alırlar. Oraya evi kondururlar. Hem vatandaşın cebinden çok fazla para çıkmamış olur. Dolayısıyla belediyelerin özellikle imarlı bölge üretme konusunda biraz daha aktif rol oynaması lazım. Bu sadece tabii Bornova Belediyesi'nin işi değil ama aynı zamanda büyükşehirle beraber böyle bir proje içerisine girebilirler. Diğer taraftan belediyeye giden projelerimiz, ben de inşaat mühendisi olduğu için söylüyorum, genelde geç teslim ediliyor, geç ruhsat veriliyor. Bu konuda hep bize zaten bir sıkıntı geliyor. Evet. Orayla sıkıntı yaşayan tüm vatandaşlarımız gelip bunları bize aktarıyor. Hem vatandaşı hem yatırımcıyı. Kesinlikle. Ben yine kendimden bir örnek vereyim. Ben 3 yıl önce eş zamanlı 3 tane proje yaptım. Birisi Manisa'ya, birisi İzmit tarafına, birisini de Çiğli tarafına. Diğer iki projenin ikisi de bitti. Şu anda Çiğli'deki hala kazım aşamasında. Yani dediğiniz çok doğru. Yani yatırımcının mutlaka önünü açmak lazım ki kent yenilensin, kente sosyal donatılar artsın. İşsizlik bu çok önemli. İşsizlik oranları artacak. Birçok yani belediye beraberinde getirecek. Evet. Yani belediye burada çok işler düşüyor. Yani bir yatırımcı gittiği zaman mutlaka her kolaylığı ona göstermesi lazım. Tabii teknik koşullara herkes uysun, onda herhangi bir sıkıntı yok ama yatırımcının önünü açması lazım. Yine bazı mahallelerimizde dediğimiz gibi otopark sıkıntısı var, düğün salonu problemimiz var. Özellikle Naldoken bölgesinde düğün salonumuz yok. Düğün salonu, düğün yaptıkları yerin, vatandaşın düğün yaptıkları yerinde üstü açık. Evet. Dolayısıyla vatandaşlardan bize sürekli böyle bir talep geliyor ama o bölgede yok. Naldöken. Naldöken bölgesinde. Benim de kendi oturduğum İnönü Mahallesi'nde yine pazar yeri sıkıntısı var. Tamamen toprak bir arazi üzerinde pazar kuruluyor. Evet. Dolayısıyla oranın da kapanması yine kente yakışır bir pazar yeri yapılması, kapalı pazar yeri yapılması tüm vatandaşlarımızın isteği. Yani bu sorunları biz sadece hani televizyon ekranlarında veya gazetelerde paylaşmıyoruz. Direkt belediyeyle de görüşüyoruz. Meclis üyelerimize de aynı şekilde bunu aktarıp orada yine ne bir bakım yapmaya çalışıyoruz. Ne temaslar alıyorsunuz başkanım? Belediye başkanıyla böyle bir sunumda bir mutlaka proje ve çözüm önerisiyle gidiyorsunuzdur. Hı hı. Belediye meclis üyeleriniz veya siz muhatap olduğunuzda. Evet. Şöyle bir örnek vereyim size. Biz Bornova'da küçük park var. Küçük parkta herkes bilir ki oranın bir esnafı var. Özellikle o Kafeler Sokağı diye bir esnafımız. Evet. Orada yaklaşık bir 30'a yakın bir esnafımız var. Yine diğer bölgeler de öyle. Uzun süredir orada sıkıntılar var. Özellikle esnafın sıkıntıları var. Nargile içilmesi konusunda oradaki esnaflar ciddi cezalar alıyorlar. Evet. Bunu özellikle biz belediyeye götürdük, dedik ki hani bu vatandaşlarımızı, bu esnaflarımızın sıkıntılarını giderelim. Yani illaki hep muhalefet yapma, öyle bir boş sloganla muhalefet yapma anlayışımız yok. İnsanların sıkıntısını gidermek, yani önemli olan hizmet etmek. Uzun süre uğraştılar ama şu anda hala maalesef orası çözümsüz bir şekilde kaldı. Ne oradaki esnafların dükkanını yıkabiliyorlar ne de ruhsatlandırabiliyorlar. Daha önce bunun benzeri işte kordon boyunda oldu ve kordon boyuna özel bir imar durumu getirerek, özel bir koşul getirerek oradaki bütün esnaflarımızın durumunu çözdüler. Aynı şeyi Bornova'da da yapın diyoruz ama maalesef bir türlü çözüme ulaşmıyorlar. Yani ben durumu size öyle izah edeyim. Yani vatandaşımız da o konuda zaten görüyor, onların da takdirinde. Maalesef böyle sıkıntılarımız var. Peki Sayın Keskin, 2019'da iddialısınız, yerel yönetimde de iktidar olmayı hedefliyorsunuz, çalışmalarınız o yönden, onun üzerine. Hı-hı. Bu bahsettiğiniz sıkıntıların nasıl çözümlemeyi planlıyorsunuz, hem partiniz hem de ilçeniz, ilçe başkanı olarak projeleriniz var mı? Evet, şöyle söyleyeyim, biz 2011 yerel seçimlerinde de
gerçekten güzel projeler, özellikle Binali Bey gibi bir bakanımızın arkasında biz de projelerimizi Bornova genelinde ortaya koyduk. Hatta Binali Bey kendi ona verdik projeleri ve o projelere dahil etti. Çok güzel projelerimiz vardı bizim Bornova'da. Ben şöyle söyleyeyim. Bir Ankara'ya gittiğinizde, özellikle Eskişehir'den Ankara'ya girerken gerçekten güzel bir kente gittiğiniz orada gözüküyor. Evet. Yoldan geçerken kaldırımlar dahi, lambalar dahi o kadar güzel dizayn edilmiş ki. Evet. Şimdi Bornova, İzmir'in kapısı. İlk buraya girdiğinizde Bornova'dan giriyorsunuz. Evet. Yani kaldırımlar dahi, işte çevre görüntüler dahi İzmir'e, Bornova'ya yakışmayacak derecede. İlk önce onları ortadan kaldırmak lazım. Bir de gibi Bornova'dan da gelseniz, havaalanından da gelseniz İzmir'e kötü bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Evet. Havaalanından geldiğinizde de gece kondular sizi bekliyor. Evet. Özellikle Bornova'ya katma değer üreten projeler de getirmek lazım. Yani benim aklıma gelen şöyle, biz projelere de koymuştuk. Örneğin bir teleferik konulabilir. Şu anda biliyorsunuz mevcut teleferiğimiz çalışmıyor. Uzun süredir maalesef vatandaşlarımız ciddi bir ısrarına rağmen maalesef teleferiğimiz çalışmıyor. Bu Bornova'ya yapılabilir. Ben orduluyum, orduya bile belediye böyle bir proje yaptı. Buz pateninden başlamak kaydıyla köylere, Kayadibi köyüne kadar 4 kilometre civarında biz bir teleferik önerisi yapmıştık. Yani bu çok güzel olur. Sadece Bornova'ya değil, bütün İzmir'e hizmet eder. Çevre bölgelere hizmet edebilir. Mutlaka. Mesela artık Bornova'nın sahile bir sınırı kalmadı. Evet. Örneğin Bornova'ya bir ata kule benzeri bir kule yapıp yukarı çıkardığımız zaman ve güzel bir mekan oluşturduğumuz zaman Bornova'dan sahili görecek, Bornova'dan işte denizi görecek, körfezi görecek bir proje de konulabilir. Yani bunlar Bornova'nın prestijini artıracak projeler, gelişmesine katkıda bulunacak projeler, esnafa gelen müşteriyi artıracak projeler. Bunlarla başlamak lazım. Yani trafik sorunuyla ilgili zaten biz daha önce de Ankara'da gitmişsinizdir, görmüşsünüzdür. Evet, bir sürü dalçık, öyle mi? Evet. Mutlaka gitmişsinizdir o zaman. Özellikle kavşaklarda çok trafik lambası olan yerlerde trafiği altı almışlar ve evet, insanlar hiç lambaya takılmadan Eskişehir'den işte Ankara'ya girdiğinizde Gençlik Parkı'na kadar bir tane trafik lambası yok. Yani Ankara'da daha önce sıkıntılı bir bölgeydi ama çözüldü. Yani çözülmeye özellikle gidecek. Bornova'da dalçık yapıda trafiği rahatlatacak çok noktalar var. Biz bunların hepsini tespit etmiştik. Örneğin Ege Üniversitesi kavşağı. Evet. Yani orası zaten herkesin çile çektiği bir bölge. Bir de hastaların geçiş güzergahı. Evet. Dolayısıyla oralara dalçık yapılabilir. Bornova merkezi aynı şekilde dalçık yapılabilir. Yine sanayi durağı tarafı, birinci sanayi kavşağına dalçık yapılabilir. Dördüncü sanayinin olduğu yere dalçık yapılabilir. Böylece evet, şehir trafiğini özellikle Bornova için söylüyorum çok rahatlatmış olabiliriz. Bornova rahatladığı zaman zaten İzmir geneline yayılacaktır trafiğin rahatlaması. Tabii dediğim gibi geçiş güzergahı olduğu için, Bornova'dan evet, geçiş güzergahı olduğu için trafiği rahatlatmak en güzel çözüm. Örneğin Bornova ve İzmir genelinde de söyleyeyim, yani yeşil alan sayısı maalesef çok az. Evet. Türkiye'de 3 büyük iller arasında en fazla insan başına düşen yeşil alan İzmir'de. Örneğin kişi başına İzmir'de 5.14 metrekare düşüyor. Evet. Koskoca İstanbul'da biliyorsunuz, İstanbul Avrupa kenti, çok büyük bir kent. Öyle olmasına rağmen yaklaşık 6.4 metrekare kişi başına yeşil alan düşüyor. Evet. Ankara'da ne kadardır? 18 metre kişi başına. Yani İzmir'in yaklaşık 3 katından fazla, 3.5 katı diyebiliriz. Evet. Dolayısıyla yeşil alan sayısı İzmir'de de çok az, Bornova'da çok az. Özellikle bizim kenar bölgelerimizde, kenar mahallelerimizde çok az. Belediyenin TÜİK raporlarına göre yaklaşık işte geçen yıl benim baktığım 296 civarında ağaç dikilmiş. Yani bunun sayısı oldukça az. Evet. Dolayısıyla inşallah biz 2019 seçimlerinde belediyelerde nasip olur da görev alırsak yeşillik, yeşil alan, çocuk park bahçeleri, bunlara çok önem vereceğiz.
Doğanlar bölgesinde, Mevlana bölgesinde biz gittiğimiz zaman da görüyoruz. En fazla bir veya koskoca mahallede iki tane küçük çocuk parkları var. Evet. Yani orada özellikle genç çocuk sayısı çok fazla olduğu için o bölgelere de bir çözüm üretmek gerekir. Yani çok güzel projeler var, yapılabilir. İzmir'in buna ihtiyacı var, Bornova'nın buna ihtiyacı var. Tabii ilk önce insanların gönlüne girerek, onların oylarını alarak, onların da takdiriyle seçimleri almak lazım. Bizim tek amacımız, tek düşüncemiz insanlara hizmet etmek. Evet. Bu doğrultuda da inşallah 2015 seçimini de geçireceğiz. Ondan sonra 2019'a kadar yine ciddi bir şekilde çalışmalara devam edeceğiz. Çok güzel projeler, tebrik ediyorum. Evet. Genç bir ilçe başkanısınız. Evet. Yeni yönetim, Sayın Bülent Dilucan'ın il başkanlığında yeni yönetimle gençlere ve bayanlara çok önem verdi. Yönetimde ve ilçe yönetiminde de öyle. Sağ olsunlar, bizlere güvendiler, bizlere böyle bir görev tebliğ ettiler. Evet. Ben de elimden geldiğince bu görevi yapıp en iyi şekilde bir sonraki arkadaşa devretmenin derdindeyim. En iyi şekilde yapalım. Biz de göreve geldik. Yaklaşık %60 oranında kendi yönetimimizi değiştirdik. Tabii değiştirdiğimiz tüm arkadaşlarımızla birebir görüştük, konuştuk. Onların da kalbini kırmadan, gönlünü alarak ve şu anda çok şükür Bornova'mızda, teşkilatımızda hiçbir küskün, hiçbir kırgın yaratmadık. Bu seçime inşallah tam takım bir ekip içerisinde gireceğiz. Benim başkan yardımcılarım da çok genç. 23-24 yaşında başkan yardımcılarımız var. Yani gençlik kollarından yaş sınırlaması 30 iken benim 23-24 yaşında birkaç tane ilçe başkan yardımcımız var. Ne kadar güzel. Evet. Gençlere bu siyaset imkanı tanıyorsunuz. Evet. Daha onların özgür... Tabii bu bir AK Parti'nin de bir projesi. Evet. Seçim yaşının milletvekili olabilme, seçime hakkının yaşı indirildi AK Parti sayesinde. Peki seçimlere gelmek istiyorum. Genel seçimler hakkındaki öngörünüz nedir İzmir'de ve ilçenizde? Nasıl bir oy oranı çıkacak? Şimdi ben dediğim gibi yaklaşık 4 aydır bu görevi yürütüyoruz. Daha önce teşkilat başkanıydım. Yine ilçe başkanımızla beraber sürekli yine halkımızın, vatandaşlarımızın içerisindeydik. O teşkilat başkanlığı döneminde bir yerel seçim atlattık. Şunu görüyorum şimdi, kesinlikle yerel seçimlerden çok daha başarılı bir seçim geçecek. Onda tüm arkadaşlarımızla beraber hemfikiriz. Çünkü halkın nabzını o yönde tutuyoruz. Yapılan anketlerde de aynı şekilde öyle bir sonuç üretiyor. Zaten Türkiye geneline bakarsanız bizim AK Parti olarak sürekli oylarımızı arttırmışız ve şu anda da yapılan tüm anketlerde %50 bantlarında olduğu gözüküyor. Herhangi bir sıkıntının olmayacağını düşünüyorum ama tabii biz özellikle yeni Türkiye dediğimiz bir dönemeçteyiz. 2023 hedeflerine hazırlanıyoruz. Tabii anayasa değişikliği, işte başkanlık sistemi, oralarda güçlü olabilmemiz için yine bizim 400'e yakın bir milletvekili asla rehavete kapılmadan çalışmaya devam etmemiz lazım. Evet. Yani İzmir'de inşallah çok başarılı bir seçim süreci yaşayacağız. Evet. Dediğiniz gibi bu seçimler gerçekten çok önemli. Çünkü yeni anayasa ile birlikte yeni Türkiye vizyonu ortaya çıkıyor. Birinci olma iddianız var mı? İkinci bölge, sizin ilçeniz ikinci bölgede. Tabii ki, tabii ki. Bizim zaten en büyük isteğimiz, amacımız o yönde çalışıyoruz. Bir önceki genel seçimlerde biliyorsunuz birinci bölgede eşit çıkardık Cumhuriyet Halk Partisi ile. Bizim bölgede sadece bir milletvekili eksikliğimiz oldu. Onlar 7 çıkarırken biz 5 çıkardık. Evet. Yani bu olmayacak şeyler kesinlikle değil. Hatta bizim iddiamız çok daha fazla. Dediğim gibi genç bir ekibimiz var, heyecanlı bir ekibimiz var. Şu anda hepsi sahada çalışıyorlar. Onların da gayretleriyle inşallah biz birinciliği hedefliyoruz. İbrahim Turan vekilimiz biliyorsunuz bizim. Evet. Birinci sıra milletvekili adayımız. Gerçekten çok koşturuyor, çok çalışıyor. Diğer vekillerimiz de aynı şekilde birbirinden kıymetli vekillerimiz. Ve biz şuna da çok seviniyoruz. Temsiliyet kabiliyeti güzel olan bir kadro ortaya çıktı. Her bölgeyi, her kesimi kapsıyor. Dolayısıyla gittiğimiz her yerde de dokunabileceğimiz, konuşabileceğimiz, memleketten
bir şeyler paylaşacağımız insanlarla bir araya geliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Evet. Yani bunun keyfini de yaşıyoruz. Evet. Bizim de yarınki konuğumuz Sayın İbrahim Turhan. Oo, çok evet. Güzel. Gerçekten çok değerli, çok donanımlı. İzmir'e çok şey katacağına evet. İnanıyorum Sayın İbrahim Bey'in ben de. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Köstük'ün yayınımıza katıldığınız için. Vermek istediğiniz son mesajlarınızı izleyicilerimize, hem ilçenize hem de evet. Ege'ye alalım. Şimdi kısa bir süreç kaldı tabii seçimle ilgili, yaklaşık bir 40 gün civarında. İnşallah kazasız belasız demokratik bir şekilde bu seçimi atlatırız. Herkes halka gidecek, vatandaşlara gidecek, kendisine anlatacak, projelerini anlatacak. İnşallah güzel bir seçim geçiririz. Tüm vatandaşlarımızdan, herkesten isteğimiz, talebimiz odur. Çalışana, hizmet edene mail etmeleri, oylarını o yönde kullanmaları bizim tabii en büyük isteğimizdir. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, konuğumuz Bornova AK Parti Bornova İlçe Başkanı Sayın Arslan Keskin'di. Bornova ve Bornova'nın sorunlarını konuştuk. Haftaya farklı konu ve konukla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.